Biz burada, ben yani burada geldim. Böyle bir şey oldu. Yengeye anne geldim. Herkese biliyorum anne baba geldim. Ondan sonra böyle bir şey var. Bunlar da yani kuzenler de bir ölmüş oldu. Vefat oldu kimse. O yüzden de bu da anne baba gittiler. Abi onu orada bırakmaya gitti. Evet, şu anda yemeğimizi yiyeceğiz. Pidemiz de geldi. Cacımız da hazır ve yemeğimiz de hazır. Çok acıktık Fatma ile ben. Zaten Proze ekmek yemiyor. Canı istemiyor. Ona çay ve bisküvi yedirmiştik. Hancı! Bir de Muhammed Emre var. Yemek yiyeceğiz hep beraber. Belki bilmiyorum, dükkana gidebiliriz birazcık yürüyüş amaçlı. Herkese selamünaleyküm. Bugünkü yepyeni ev vlogumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler uyandık. Şu anda Rana ile kızlar ilaç almaya gidiyorlar. Doktora gidiyorlar. Çünkü Proze kusura bakmayın. Proze'nin ateşi var ve ateşi durmuyor. Aslında ateş düşürücü falan içirmiştim ben akşamda, dün de. Ama hala iyileşmedi. O yüzden Rana onu bir doktora götürecek. Ne diyor şimdi? Bayağı bir huysuz bugün Proze. Ben de yemek yapacağım. Etlerimi çıkardım ve evi temizliyordum. Akşam aslında evi temizlemiştim. Sadece birazcık dağınıklığım var. Onları halledeceğim. Muhammed Emre de görüyorsunuz her zamanki gibi. Aslanım. Hello Kara, hello. Hello. Bu tişört ona çok yakışıyor. Arabalı tişört. O yüzden onu giydirdim. Sen gitmiyorsun. Sen iyisin. Şükür et. Evet, siz gidin ilaçları alın. Ondan sonra gelin. İnşallah. Evet, şu anda ev bu şekilde. Nevresim takımımı değiştirdim. Bu arada Muhammed Emre'ye de birazcık nezle oldu. Bilmiyorum neden. Dün akşam banyo yaptırıp üçüne de o şekilde uyutmuştuk. Hani temiz uyusunlar diye. Bayağı bir şey, terliydiler çocuklar. O yüzden banyo yaptırıp ondan sonra uyutmuştum. Sabah da böyle kalkınca temiz olurlar diye. Ama nezle oldu Muhammed Emre'ye. Dün de ben çok çamaşır yıkadım bu arada. Koltuk örtülerimin şeylerini yıkadım. Ondan sonra bir sürü nevresim takımı yıkadım. Mutfak ise şu şekilde, kahvaltıdan sonra hala bir tane balon var. Y şeklinde. Şimdi bulaşıklarımı yıkayacaktım. Et yemeği yapmak istiyorum. Yalnız şuna karar veremedim. Diyorum ki Neslihan, şey yapma, hani kavurma şekli yapma. Kavurma şekli yapıyorsan hemencecik bitiyor çünkü. Düşünüyorum ki zaten dün yedik. Rabia yenge yapmıştı kavurma şeklinde. Bugün de şey yap, hani patatesli sulu yemek yap. Patatesli etli sulu yemek yap. Bunları da suya koydum bu arada. Bunlar kan değil bu arada. Bu kırmızı et olduğu için her zaman böyle kırmızı çıkıyor. Bunları temizleyeceğim ben. Açılsınlar biraz dedim. Buzluğa atmıştım. Açıldıktan sonra birazını temizleyeceğim ve yemek yapacağım. Yani bilmiyorum, kararsızım hala. Bir canım istiyor ki kavurma şeklinde yapayım böyle. Bir de yanına şey yapayım, cacık. Bir de ekmek falan aldırırım. Güzel olur diye. Bir de diyorum ki her Neslihan bu defa şey yap, birazcık böyle sulu yemek yap. Bilmiyorum, kararsızım yani. Daha etleri temizlemedim. Sana daha sonra da karar verebilirim. İlk önce birazcık şuralarını temizleyeyim. Ev zaten tertemiz, yeri göstereyim. Bugün yine bir çamaşır yıkamak istiyorum. Birazcık daha var çamaşırlarım. Onları yıkayayım, halledeyim inşallah bugün. Öyle yani, bakalım Rana gelince ona da soracağım. Rana sulu yemek mi yoksa kavurma mı yapayım diye. Evet, ilacımız aldığımız. Ondan sonra ilaçlar aldığımız. Ondan sonra Froze burada. Biraz uyudum. Öyle gibi. Ondan sonra Neslihan'cığım, ne yapıyorum sen? Rana'cığım, etleri temizliyorum. En zor iş bence et temizlemek gerçekten. Yani... Yemek yapacağım. Kavurma mı yapalım, patatesli yemek mi? Sen ne düşünüyorum, o söyle bana. Ben ikisini de düşünüyorum Rana. Ama bence kavurma daha güzel. Ama daha güzel oluyorum ama daha çabuk bitiyorum, bunu da düşün. Çabuk bitiyor işte, o sıkıntı. Muhammed Emre. Muhammed Emre ne istiyor? Bilmiyorum Rana, diyor ki beni kucağına al. Bir iki tane et kaldı. Tamam o zaman. Sen bunu yap. Ben bunu tutacağım. İbrav. Evet, şimdi ben gidiyorum dışarıda. Dışarıda neler alacağım? Zaten bu malzemeler resmen hazırlandım. Ondan sonra Froze burada böyle uyuyorum gibi. Ondan sonra ben
Fırada da canım hiçbir şey yemek istemiyorum. Ama yine ben alacağım bir şeyler. Yani çay yapacak. Ondan sonra da... Evet. Yani böyle... Tamam o zaman ben gideyim. Ne? Okey. Evet, ben burada geldim dükkanda. Burada bir yumuşak bir şey alacağım. Belki bu olabilir. İçinde şey alıyoruz. Kek. Ya da bu alıyoruz. Yani bu yumuşak bir şeyler alıyoruz. Bu çocuklar yani severek yiyecek. Böyle bir şey olacak. Ama bakacağım, Türkçe alacağım. Bakacağım. Ya bisküvi hangi şeyi de seviyorum, o alacağım. Ve ben şu anda bu farklı farklı bisküvitler aldım. Bu kek almadım, o yüzden de. Belki bu canım istemeyecek, o zaman yemeyecek. Ziyan olacak. O yüzden de bu farklı farklı bisküvi aldı. Hangisi de sevecek, o yiyecek. Evet, şimdi ben buradan yoğurt aldım. Yoğurda çiçek yapacağım. Ondan sonra burada süt alıyoruz böyle. Açık. Bunları alıyoruz. Herkes buradan aldı. Ondan sonra zaten ben söyledim bir videoda. Yoğurt böyle yapıyorlar burada. Bunları ondan sonra satıyorlar. Burada 4 tane dükkanlar var. Hepsi de bir günde böyle bitiriyor. Bu akşama kadar iyi olacak. Akşam değil yani 2 saat kadar iyi olacak. Yani bu akşam yaptım. Ondan sonra bu süt. Burada verdikler öyle şeyler yapıyor. Biz burada ben yani burada geldim. Böyle bir şey oldu. Yenge de anne geldim. Herkese biliyorum anne baba geldim. Ondan sonra böyle bir şey var. Bunlar da yani kuzenler de bir ölmüş oldu. Vefat oldu kimse. O yüzden de bu da anne baba gittiler. Abi onu orada bıraktılar. Evet, şu anda ben evde geldim. Domates de aldım. Şu anda Neslihan süt de kaynattım. Ondan sonra ben çay yaptım. Neslihan burada neler yapıyor? Baharat atıyorum yemeğe. Yani şimdi pişme zamanı. Şimdi bu olacak. Fırada da uyandım. Ondan sonra Fırada dedim ben acıktım. Fırada da yedireceğim. Güzel güzel. Şimdi Rana çocuklar için buraya çay döküyor. Ve Rana acıktı. O yüzden onun için ekmek yapacağım. Ondan sonra yemeğimi koyuyorum ocağa. Yemeğim olduktan sonra da ben kendime şey aldırıp pide aldırıp bir de cacıkla beraber ne? Yemeğimi yiyeceğim. Ne? Evet. Ne? Evet, ne oldu Rana? Ne oldu? Sinir etme beni. Ne diyorum sen? Ben pide yiyeceğim. Ondan sonra tansiyon düşüyorum ya. Düşmüyor. Sen merak etme. Vallahi karnım çok açtı zaten şu anda bile. O yüzden yemeğim hemen olsun. 25 dakika boyunca bu arada pişireceğim yemeğimi. Düdük bu arada düdük. Kim abone değilse abone olun. Abon ne? Kaç... Rana, Türkçeyi mi unuttun? Unutmadım. Yani kaç ay oldu ki söylüyoruz abone olun, olmuyorum. Ve çocukları, bisküvitleri. Rana bir tane bana da yedir, tamam mı? Tamam ya. Bir tane tattır. Ama ilk önce Firavze tamam, ve Fatma'yı yedir. Tamam canım, hadi afiyet olsun. Muhammed Bey. Afiyet olsun. Ben burada oturacağım. Nerede oturmak istiyorsan otur, Firavze'ye bakın ya, kıyamam. Evet, maşallah görüyorsunuz şu anda ben tenceremi açtım, bu tenceremi. Birazcık suyum var, bunları kurutacağım. Etlerim yumuşacık oldu, bakmıştım ben. Ve tadı da çok güzel geliyor. Suyum kuruduktan sonra da yağ atıp içine kavuracağım. Burada da şey, maydanozlarım. Rana da namaz kılıyor. Firavze de orada. Evet, başım ağrıyor, masaj yapın başıma. Babası şimdi şey namaz kıldıktan sonra birazcık Firavze'nin başına masaj yapacak. Bunu böyle bırakıyorum şu an. Çölacı dua karo. Dua okuyun hadi bakalım. Benim kuzuma bakar mısınız? Kurban olurum ya. Kendi kendine uyudu burada televizyon izlerken. Öğlen uykusuna yatıracaktım onu, kendisi uyudu.
Fatma desen yukarıda. Öyle evet yani. Maşallah. Ekmek ne kadar güzel o gözüküyorum ya. Birazcık karıştır istersen ben öyle daha güzel. Tamam. Olur. Ben de şu anda cacık hazırlıyorum. Çok güzel gözüküyor. Ben de sağ olsun benim için pide aldırdı. Sağ ol. Bu arada Neslihan cacık yapıyorum. Froze nasıl, biraz daha iyi mi? Froze biraz yani burası morunu bozuk. Morali bozuk, evet. Evet. Çocuklar hasta olunca hep morali bozuk oluyor. Sen bence biraz daha masaj yap, onun her yeri ağrıyormuş. Tamam, yaparım. Ama sen cacık yapsın. Sonra belki yemekten geldin. Sonra birazcık Froze'ye yürüyüş yaptıralım. Tamam. Belki ona iyi gelir. Tamam. Evet, şu anda yemeğimizi yiyeceğiz. Pidemiz de geldi, cacığımız da hazır ve yemeğimiz de hazır. Çok acıktık Fatma ile. Ben zaten Froze ekmek yemiyor. Canı istemiyor. Ona çay ve bisküvi yedirmiştik. Hancı! Bir de Muhammed Emre var. Yemek yiyeceğiz hep beraber. Belki bilmiyorum, dükkana gidebiliriz birazcık yürüyüş amaçlı. Hancı! Hadi o zaman şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Belki sonra gideriz dükkana, bilmiyorum. Kesin olarak söylemiyorum. Froze derse gidelim, gideriz. Birazcık yürüyüş yapmış oluruz ve eve geliriz. Abur cubur falan zaten aldırmayacağım. Eğer isterse bisküvi alırım çünkü bisküviti çayla da yiyebilir. Öyle. Evet, şu anda yemeğimizi falan yedik. Dükkana doğru gidiyoruz. Bu arada Rab yengenin annesi geri geldi hastaneden. Maalesef cenazesini vermiyorlarmış. Para mı ne istiyorlarmış. Birazcık özel bir durum. O yüzden yarın sabah çıkacaklar yola. Babası hastanede, orada çok fazla erkek olduğu için kendisi geri döndü evde. Froze birazcık daha iyi hissediyor kendini. O yüzden dedim ki tamam, hadi dükkana gidelim. Hem sana çayın yanında yemek için bir şeyler alırım. Şu anda sadece çay ve böyle bisküvi ya da ne bileyim hani bakırkanı falan yiyebiliyor. Ekmek falan hiç istemiyor canı. Öyle. Şimdi gidelim bir şeyler alalım Froze için. Bugün de hava gerçekten çok sıcak yani. O kadar nem var ki havada. Anlatamam size. Türkiye'de de diyorlar ki artık bundan sonra 40-42 dereceyi gösterecekmiş havalar. Bilmiyorum da yani, Allah yardımcımız olsun. Burası çok sıcak, inanın bana. Oraya gidince daha da zor olacak. Yani... Hani eğer orası sıcak olursa orada da zor olur. Ki siz zaten böyle soğuk havalara alışkınsınız. İnşallah o kadar sıcaklar gelmez. Froza. Abi kesiyor Tiko. Tiko. Ne geldi geldi. Evet, şu anda ben marketten geldim. Hatta yemeğimi falan da yedim. Tekrardan bir akşam yemeği yedim. Froze için çay yapmıştım, bisküvit vardı, bir de bakırkani falan vardı, onu da yedirdim. Fatma da öyle yedi. Çünkü Froze'nin şimdi bisküvit yerken dedi ki ben de yiyeceğim. Ben dedim tamam sen de ye. İlaçlarını falan şimdi içirdim, onları uyutacağım inşallah. Birazcık çamaşır da yıkadım bu arada, sizlere söylemeyi unuttum. Hatta onları serdim kurumaları için. Hava çok sıcaktı, ben de bir banyo yaptım. Hancı, Aco. Umarım bugünkü videomuzda beğenmişsinizdir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bugünkü videomuzda bir tane böyle ölüm haberi aldık işte. Allah rahmet eylesin. Kalp hastasıyım zannedersem ve o yüzden yolda bayılıp ölmüş. Hastanede alınca bu sefer cenazeyi vermemişler. Hani bunun kimsesi yok diye. Hani annesi falan zaten köydeydi. Buraya sadece çalışmak için gelmiş lahora. O yüzden birazcık olaylar çok karışık. O kadar çok anlatamayacağım size ama inşallah Rabbim yardımcıları olur. Cenazelerini anırlar ve köyüne gidip defnederler. Şu anda morgda bayağı bir kötü yani. Ben de bayağı bir üzüldüm duyunca. Rana da çok üzüldü. O da işe gitmişti zaten. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yepyeni vloglarda tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet olun.